Herkese merhabalar. Keşif Dünyam YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Zargana takımı nasıl yapılır bunu göstereceğim. Elimde bir adet top, bir adet 0.18 misine ve 8 numarada iğne mevcut. Toplu Zargana takımı nasıl yapılır bunu sizlere anlatmış olacağım. Aynı zamanda hem bir yana takımı yaparken Zargana avı tekniklerini nerede nasıl ne şekilde yakalanır, tekneden kıyıdan nasıl avlanır sizlere bunu da bahsedeceğim. Evet, elimizde bir adet 8 numara iğne var. Bu genelde zaten bu boyda olması gerekiyor. Çünkü zargananın ağzı küçük olduğu için, ince ve uzun olduğu için ona uygun bir iğne. Çapraz siyah 8 numara iğne. 8-9 bunlar kullanılabilir. Aynı zamanda misine de mümkün olunca ince olmalı ki 0.25, 0.30, 0.35 buna uygun değil. Çünkü balık bunu görebilir, yansıma yapar, güneş yansıması yapar, misineyi fark edebilir vesaire. Balık ürkebilir. O yüzden mümkün olunca 0.18, hani kaliteli misine ise yine 0.16'ya kadar düşebilirsiniz. Ama tabii ondan da ince ve hani 0.18'den de kalın. Hani 0.20 de bir ihtimal olabilir ama ne kalın ne ince ortada bir misine kullanmak gerekiyor. Onu söylemiş olayım. Ben 0.18 misineyi elime aldım. 8 numarada bir iğnem var. Elimde bir adet de 45 gramlık bir top var. Bu top örnek, yani illa 45 gram olmasına gerek yok. Hani sörf kamışlarda bunu atabilirsiniz ama hani daha klasik kamışlarda, başka kamışlarda bunu düşebilirsiniz. Hani tabii ki her kamışa da uygun değil. Örneğin LRF kamışına hiçbir zaman uygun değildir. Yani 20 gramlı taksanız, 30 gramlı taksanız uygun değildir. Ama hani ideal olarak 20-30 gramlık normal bir kamışınızda bunu kullanabilirsiniz. Sörf kamış böyle 4 metrelik, 3.90'lık, 3.5'luk güzel bir sörf kamışınız da varsa zaten 45 gram da sizin ihtiyacınızı karşılayacaktır. Hani gramaj olarak da ben sizlere bunu söylemiş olayım. Öncelikle bu top takımına nasıl bu düzeni kuracağız? Ne yapacağız? Nasıl yapılır? Ben size bunu sırayla göstermiş olacağım. Öncelikle 8 numara iğneyi elimize aldık. 0.18 bedene öncelikle bağlayalım. Bir yandan da nasıl bağlandığını göstermiş olurum. Zaten YouTube kanalımızda buna dair içerikler de mevcut. İğnenin nasıl bağlandığına dair. Şöyle göstereyim ben size. Misineyi öncelikle şöyle şu şekilde bir yuvarlak yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Daha sonrasında bu iki parmağımın arasına iğneyi koyuyoruz. Bu. Yuvarlak yaptığımız misinenin uç tarafı da bu. Burada yapacağımız şey şu. Şu uç kısmı tutuyoruz. Bakın şu şekilde. Altı yedi tur attırıyoruz. Bu. Daha sonrasında bu işlem bittikten sonra şuradan gelen, bakın misinin devamı olan kısımdan şöyle göstereyim. Şuradan gelen misineyi şöyle çekiyoruz. Bakın. Ben bunu daha hızlandırmak için şuradan bir yandan elimle desteği alayım. Bakın. Görüyor musunuz? Daha sonrasında bunu böyle çektikten sonra düğümümüz oluşmuş oldu. Ben hatta biraz daha sağlamlaştırmak adına dişimden de desteği aldım. Bakın. Bu şekilde hazır. Fazlalığı kestim. İğnemizi bağlamış olduk. Sonrasında bakın yaklaşık 1,5-2 metrelik, hani bunu kulaç hesabına göre de yapabiliriz. 2 kulaç. Hemen hemen denk geliyor zaten.
uzunlamasına şöyle bir pay alıyoruz. Ben şimdi ikinci kolacı da ayarlıyorum arka planda. Tamam. Sonrasında buradan kesiyorum. İğne tarafı bitti. Şimdi top tarafına geldik. Burada tabii ki kamıştan gelen klipsi buraya takacağız. Buraya da misilimizi bağlayacağız. Bu da tamam. Evet. Zargana takımımız hazır. Bu şekilde bağladım. Hemen diğer ucunda da dediğim gibi iki kulaç kadar da bir beden. 0.18 beden. Uç tarafında da 8 numara iğnemiz mevcut. Bunu da bu şekilde bağlamış oldum. Yani takımımız bu. Bu kadar basit. Güzel zargana avlarınız olsun inşallah. Çok kolaydı. Yani bağlaması yani hemen 5 dakikada takımınız hazır. Şimdi ben kısaca av tarafından da bahsedeyim. Tabii ki ben genelde belli meralarda avlanıyorum. Bildiğim meralarda avlanıyorum. Kayalık bölgelerde, liman içlerinde, teknede yine aynı şekilde kıyıları tarayarak av yapabilirsiniz. Neler kullanabilirsiniz? Öncelikle en kolayı hani eğer ki yem bulamadıysanız zargana ipekleri var. Zargana ipeği kullanabilirsiniz. Ama onda iğne olmuyor. Ben onu öncelikle söyleyeyim. Onda iğne olmuyor. Sadece ipeği misineye bağlıyorsunuz. Bu bir kenara. Elinizde yemler var. Öncelikle kurt bulamadınız değil mi? Kurt bulamadıysanız midyenin içerisinde kenar kısımlarında siyah kurda benzer bir şerit şeklinde böyle kenarı kaplayan bir kurtçuk var. O da hani midyenin kurdu olarak zaten bahsediliyor. Onu sıyırıyorsunuz güzelce. Bölmeden, parçalamadan uzunlamasını alıyorsunuz. İğneye yerleştiriyorsunuz. Kurt bulduysanız yine aynı şekilde kurdu geçiriyorsunuz. İğneye takıyorsunuz. Ne yapıyoruz peki? Yemimizi taktık. Kamışımız da hazır. Uzağa atıyoruz. Mümkün olunca gidebildiği kadar uzağa atıyoruz. Yavaş yavaş çekiyoruz. Yavaş sarım. Hızlı sarmıyoruz. Tasmalamıyoruz. Yani çaparda işte hani sararken bir yandan tasma yapıyoruz ya. Bu yok. Dümdüz çekiyoruz yavaş yavaş. Mümkün olunca topun ucunu da izliyoruz. Balığı takip ediyoruz. Orada da tabii ki balığın yapacağı hamleye göre hemen balık vurduğu an bir tasma vurayım olmaz. Çünkü dediğim gibi bunun içinde bir kurt takılı olacak. O kurt zarganaya yani tam olarak yerleşmesi lazım. Yani şimdi ucundan ısır. Şimdi siz orada vurduğunu göreceksiniz. Bir çekiştirme göreceksiniz. Çekebilir. Buradan almış yemi ama siz bir çektiniz koptu. Onu yavaş yavaş siz gene çekmeye devam edeceksiniz. Yani tasmalamayacaksınız. Çekmeye devam edeceksiniz. Vurduğu anda bir duracaksınız. Mümkün olunca zarganın iğneye asıldığını biraz hani tahmin hani öyle düşünerekten iğneye yakalandığını anladığınız anda artık balınızı çekebilirsiniz. Yani bu şekildedir. Birincisi dediğim gibi hiçbir yem yoksa iğneyi kullanmadan yine aynı şekilde beden yaparaktan ipek, zargana ipekleri var. Onu takıyorsunuz. Bunun dışında yemli kullanıyorsanız dediğim gibi kurt bulamazsanız midye kurdu. Tabii ki hani başarı oranına göre bildiğimiz kurt daha aktif. Yani bu
şeyde daha aktif rol oynuyor. Bu şekilde bu kadar basit kıyıdan at çek yaparak dediğim gibi hani merinize göre nereden avlandığınıza göre bu tabii ki değişiyor. Merileri yoklamakta fayda var. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olabilmiştir. Zargan'ı yakalamak keyiflidir. Çok güzeldir. Çok keyiflidir. Durum bu. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Aynı zamanda bu videonun daha fazla kişiye erişmesi için videomuza like atmayı unutmayınız ki daha fazla kişiye erişimi sağlasın. Çünkü YouTube'un böyle bir algoritması var. Beğen tuşuna ne kadar çok basılırsa yani ne kadar çok beğeni olursa daha fazla kişiye erişim sağlanıyor. Bu bilgilerden daha fazla kişi faydalanmış oluyor. Aynı zamanda sorularınız varsa ekstradan bu konu hakkında yorum olarak yazabilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bildirim zili açık değilse bildirim zili açık olabilir ki her an yepyeni bir videoyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Tabii ki son olarak şunu da söyleyeyim. Şu sıralarda Lüfer pek hareketli değil. O yüzden Lüfer'a videoları spinle veya yemliyle şu sıralarda bunu yapmıyorum. Ben bir yana takip ediyorum. Hani balığın başlayıp başlamadı. Tek tük yerel bölgesel olarak bazı kısımlarda özellikle İstanbul için söylüyorum bunu. Çeşitli meralarda tek tük Çinekop veya Lüfer alınıyor. Ama öyle bir hareket yok. Olduğu zaman inşallah müsait olduğum zaman da Lüfer'a videolarım olacaktır diyorum. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.